Ben mikrofonu ilçe başkanımıza, Çiğdem başkanımıza veriyorum. Buyurun başkanım. Bodrum AK Parti ilçe başkanlığının düzenlediği ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan ilçe başkanı Çiğdem Demiralp, Bodrum Belediye Başkanlığı'nı almak için Ankara'da söz verdiklerini ifade etti. Muğla AK Parti İl Başkanı İhsan Küreci, AK Parti Muğla İl Teşkilat Başkanı Osman Arslan, Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Armağan Mantaroğlu, Milas İlçe Başkanı Levent Akyer, Yatağan İlçe Başkanı Ali Tekin, Mahalle Teşkilat Başkanları ve Parti Üyeleri katıldığı toplantıda konuşan Başkan Demiralp, ilk olarak Ankara'ya gerçekleştirilen ziyaret hakkında bilgiler verdi. Ocak ayında ilçe teşkilatı olarak Ankara gezisi düzenlediklerini ifade eden Demiralp, sözlerini şöyle sürdürdü. Bodrum ve Muğla gerçekten Ankara'da önemseniyor. Ben bunu hissettim gittiğimiz çalışma yaptığımız süre boyunca. Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataç oldukça ilgili ve alakalı bir teşkilat başkanı. Bizimle özellikle üye güncellemeleri konusunda uzun uzun bir görüşme yaptı. Bizim de şu an en önemli çalışmalarımızdan biri üye güncellemeleri. Belediyeyi almamız gerektiğini ısrarla dile getirdi. Özellikle Muğla ve Bodrum belediyelerinden bahsetti. Biz de naçizane böyle bir söz verdik. İnşallah Allah nasip ederse çalışmalarımız o yönde. Belediye başkanını almak konusunda biz iddialıyız bu iddiamızın da karşılığını göreceğini düşünüyorum, dedi. Toplantıda Halk Eğitim Merkezi ile ilgili de projeleri olduğunu belirten Demiralp şu sözlere yer verdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Erdem'le görüşme şansımız oldu. Orada da buradaki Halk Eğitim Merkezi konusunu gündeme getirdik. Halk Eğitim Merkezi'nde iki oda içinde hizmet verilmeye çalışılıyor. Geçen sene 25 bin kişiye orada eğitim vermişler. Ama inanın girilecek gibi değil. Son derece şartlar uygun değil. O yüzden yeni bir halk eğitim merkezi olma konusunda da bir talebimiz oldu. Sayın Bakanımız sağ olsun bu konuda da yardımcı olacaklarını söylediler. Biz de Halk Eğitim Müdürümüz ve Milli Eğitim Müdürümüzle çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla bu da projelerimizden bir tanesi." dedi.